Merhaba arkadaşlar, herkese iyi haftalar. Evet, eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü eğitim konumuz stoklar, işletme sermayesi, brüt işletme sermayesi ve finansal yatırımlar. Dönem varlıklardan yani brüt işletme sermayesinden sonra artık duran varlıklara geçiyoruz. Varlıklar eğitimimiz tamamlandıktan sonra da kaynaklar kısmına geçeceğiz. Model şirketimiz Menderes Tekstil. Şimdi arkadaşlar, daha önce de bahsetmiştim, stoklar son derece takip edilmesi gereken en önemli kalemlerden birini içerir şirket bilançolarının içerisinde. Bakalım. Stoklardaki değişme. Stoklar niçin değişir? Ne gibi nedenlerden değişir? 1. Miktarlardaki değişme. Stok miktarlarında değişme. 2. Stok maliyetlerinin değişmesi. 3. Her ikisinin birden değişmesi. Stoklarda bir değişiklik görüldüğünde önce bunun reel bir artış mı yoksa fiyatların artışının etkisi ile görünüşte bir artış mı olduğu analiz tarafından saptanmalıdır. Bunun sesini de yükseltelim. Ses sorunu yaşamayalım. Evet, aklımızdayken. Bakın arkadaşlar, önemli yerlerin koyu olarak ve altını çizerek sizlerle paylaşıyorum. Yazılıma sahip olan arkadaşlar ya da yazılıma sahip olmayıp kendince bir model geliştiren arkadaşlar kesinlikle bunları bilmek mecburiyetindeler. Arkadaşlar, bunları bilmeden, bunları değerlendirmeden, bunların önemini kavrayamadan borsadan para kazanmanız inanın el yordamıyla. Kayıplarınız kazançlarınızın her zaman üzerinde olur. Bir şirketin sadece gelir tablosuna bakarak kar artış ya da azalışıyla şirket değerlendirilmez. Yanlıştır, hatalıdır arkadaşlar. Yani bir bilanço döneminde bir şirketin raporunun hazırlanması finansal raporundan daha uzun yer sayfa tutar. Bunları bilmek mecburiyetindesiniz. Bunları öğrendiğinizde, bunları bildiğinizde çok olağanüstü durumlar olmadığı sürece borsadaki kayıplarınız çok cüzi, kazançlarınız çok daha fazla olacaktır. Bilançonun eğitimini almamış, analiz eğitimini almamış kişilerin değerlendirmeleri doğrultusunda o algıya kapılmayacaksınız. Çünkü neyin gerçeği siz kendiniz bizzat gördüğünüz için o değerlendirmeler havada, boşta kalacak. Evet. Stoklarda bir değişiklik görüldüğünde önce bunun reel bir artış mı yoksa fiyatların artışının etkisi ile görünüşte bir artış mı olduğu saptanmalıdır. Bakalım. Stoklar toplam varlıklar içerisindeki payı bir önceki dönem yaklaşık %19,5 iken cari dönemde %25,5'a yaklaşık %11 oranında artış sağlamış. Ve baktığımızda reel olarak %48'den %56,5'a arttığını görüyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Evet, bunları size vermiyorum. Bunları yazarak, böyle bir Word dosyasına yazarak kendinize bir kılavuz hazırlayacaksınız, bir arşiv yapacaksınız. Sonra
Sonra bunu tutacaksınız. Bakın böyle. Kopyala diyeceksiniz. Yaptığınız, yazdığınız Word'den. Geleceksiniz stoklardaki şu bölmeye. Sağ klik yapıp yeni not ekle dediğinizde şuraya sağ klik yapıştır dediğinizde Enter'a da bastığınızda kapattığınızda artık burasıdır. Burada stokları değerlendirirken tümünü gözden geçirerek 10 15 tane şirketi böyle okuyarak değerlendirdiğinizde bir de bunu daha önceden yazarak bu arşivi oluşturduğunuzdan kaldı ki buraya da keşke elden okuyarak yazarak girin, kopyalayıp yapıştırmayın. Daha çok kalıcı olacaktır. Ve bu zamanla siz de otomatik olarak bilinçaltınıza yerleşecektir. Yani öğreneceksinizdir. Artık neyin neyle karşılaştırılması gerektiğini ve ne size mesaj verdiğini, ipuçları verdiğini otomatik olarak öğrenmiş olacaksınız. Ve bu bilgi doğrultusunda borsa yatırımlarınızı çok daha bilinçli bir finans mühendisi gibi değerlendirerek borsada yatırım yapacaksınız. Evet, devam edelim. Stoklarda reel bir artış varsa, stoklarda bir reel artış söz konusuysa, 1. İş hacmi artmıştır. 2. Sürüm güçlüğü çekebiliyordur. Bakın alternatifler var. Ama bunların ipuçlarının da nerede yakalayacağınızı yazılıma sahip olan arkadaşlara stok değişikliği kapsamında analistlere ipuçları olarak özel olarak verdiğim o değerlendirmelerle sürüm güçlüğünden mi, iş hacminin artmasından mı kaynaklandığını tespit edeceksiniz. Ama stoklarda eğer bir reel artış varsa nedenleri bunlar. Ama hangisinin geçerli olduğunu bilmek için size vermiş olduğum stok değişikliği kapsamındaki analiste ipuçlar konusunu bölümünü gözden geçirerek değerlendireceksiniz. 3. Şirket çeşitli stok kalemleri arasında iyi bir denge kuramıyor olabilir. 4. Spekülatif amaçla fiyat artışı beklentisi ile stoklara yatırım yapmış olabilir. 5. Tedarik güçlüklerine karşı emniyet olarak stoklarını artırmış olabilir. Hani şu pandemi döneminde bir tedarik sorunu yaşadık. Limanlar kapatıldı, konteynerler bulunmadı, efendim ulaşım araçları bulunmadı, şoför bulunmadı vesaire vesaire. Buna karşı önlem almak için şirket fazladan stok biriktirmiş olabilir bu tedarik güçlüğünden mağduriyet yaşamamak adına. 6. Sürekli fiyat artışlarına karşı korunma amaçlı stok fazlası yaratabilir. Yani enflasyonist dönemlerde sürekli bir fiyat artışı söz konusuysa bu sürekli fiyat artışından maruz kalmamak için ucuzdan daha önceden stoklarını artırmış olabilir. 7. Sipariş avansları artması. 8. Stok değerleme yönteminde değişiklik, daha büyük parti, ham madde alımı gibi politikaları stoklardaki reel artışta takip edilmesi konular. Not. Stok değerleme yönteminin değişmesi. Verilen sipariş ve avanslar stok kapsamında gösteriliyorsa sipariş avanslarındaki değişiklik de stokların mevcudiyetini etkiler. Peki bunları nerede görüyorduk? Bunları nerede takip ediyorduk? Ne dedik? Borsada para kazanmanın sırrı bilançolarda ve dipnotlarında gizlidir. İşte bunları
dipnotlarından takip ediyoruz. Orada yakalıyoruz. Şimdi yazılıma sahip olan bir arkadaşlar birkaç tanesi diyor ki ya abi bu iş ne kadar zor. Yani borsada çok kolay böyle para kazanılacağını falan mı zannediyorsunuz? Yani bilmeden borsadan Ahmet'in mi? Ya bakın arkadaşlar, herkesin aldığı hisseden kim para kazanır? Hepimiz aynı hisseyi alırsak kime, hangimiz hangimize satacak? Birbirimizi mi kandıracağız arkadaşlar? Herkes aynı hisseyi alıyor. Sonra kime satacağız? Uzaylılar gelecek. Uzaydan birileri gelecek de yüksek fiyattan onlara mı satacağız? Yani böyle bir şey mi var? Yani yurt dışından yabancılar gelecek de onları mı satacağız? Yani yabancı bu işi bilmiyor mu arkadaşlar? Kılı kırk yarıyor. İşte bunları çok iyi o finans yöneticileri, yabancı fon yöneticileri bu konulara çok iyi hakim olduklarından bu değerlendirmeler doğrultusunda hisse senetlerini ucuzdan kapatıyorlar, alıyorlar. Ondan sonra yükselince birilerinin pazarlamasıyla satıyorlar. Ondan sonra borsadaki çöküşe mana, bahane arıyoruz. Kâr realizasyonu diyoruz. Ha, yani onlar kâr realizasyonu, birileri kâr realizasyonu yaptı. Borsa o yüzden düştü. Endişe etmeyelim, değil mi? Kâr realizasyonu yaptı. Sen niye yapmıyorsun? Sen yap. Hayır, onlardan önce o kâr realizasyonunu sen yap. Yani niye küçük yatırımcı sürekli milletin kâr realizasyonunda hisse senetleri, elindeki hisse senetleri değer yitirsin? Şimdi bakın arkadaşlar, Ereğli, Erdemir 33 liraydı. 36 liradan 33 liraya geriledi. Tuttular piyasada Erdemir hala daha feryadı fücan ediyorlar. Değerlendirme yaptım. Bakın kötü bir şey de söylemedim. Dedim ki arkadaşlar dikkatli olun. Niçin? Bilanço dikkatli olun diyor ya. Başka bir şey demiyor. Yani şimdi Ereğli'nin dünya global küresel dünyada yerini, şirketin faaliyetini, büyümesini, efendim kapasitesini, ülke ekonomisine sağladığı katma değeri borsada yatırım yapmayanlar da biliyor. Yani sürekli bunlarla algı yaratarak Amerika'yı yeniden yine keşfetmenin manası yok ki, kimse bunun aksine bir şey söylemiyor ki. Yani Erdemir gibi, Ereğli gibi şirketlerin kimse ülke ekonomisine, global konjonktürdeki önemini bilmiyor değil ki. Ama sen almışsın, o almış hisse senedini, o destek arıyor. Yani küçük yatırımcı alttan destek versin, benim hisselerim düşmesin, alın. Dikkatli olun dedim, kötü bir şey demedim. Vatandaşın birisi oraya demiş ki, amca demiş ya, sen bu işi bırak, yapma yapma. Şimdi ona kim bilir nasıl bir algı yarattılar. Yani kaç liraya gidecek dediler. 36 liradan 33 liraya geriledi. Feryadı figan ediliyor, yatırımcıya algı yaratılıyor. Dedim ki dikkatli olun, kapılmayın. Şimdi oradan asabı bozuldu arkadaşın, elinde hisse senedi var. Ona 36 liralardan 33 liralardan malı kitlemişler. Aykırı bir düşünceye, gerçeğe, realiteye tahammülü yok. Sen yapma. Kağıt geldi 28 liraya. Bak 27 lira dedim. 27'ye doğru da iniyor. Şimdi ne dediler? Efendim gelecek sene, önümüzdeki sene 5 lira 6 lira temettü verecekmiş. Öyle bir potansiyeli var. Bunu ne zaman dediler? 36 liralarda, 35 liralarda, 34 liralarda söylediler. Sen aldın seneye 5 lira temettü alacağım diye 33 liradan aldın. Hadi en düşük o yaptığım tarihteki fiyatı baz alalım. 33 liradan aldın. Kağıt geldi 28 liraya. Bak 5 lira için giderken 5 lira elindeki paradan zarar etti.
Ama ondan sonra yumurtaya öyle güzel kulp takıyorlar ki uzun vade düşüneceksin. Ve abi uzun vade 27 liradan 28 liradan alıp da uzun vade düşünseydim. 1000 lot alacağıma 1100 lot alsaydım o parayla. Yani 100 lot fazladan almam zarar mıydı? Kâr mıydı? Evet arkadaşlar. Stok değişiklik kapsamında analiste ipuçlarını yazılıma sahip olan arkadaşlara verdik. Onlar bununla birlikte değerlendirdi. Evet, şimdi stok alacak ve satışlarda birlikteki değişimi nasıl değerlendireceğiz? Bir şirkette stok ve alacak tutarını belirleyen başlıca değişken satışlardır. Alacak, stok ve satışlar birlikte değerlendirilmelidir. Yani üçü bir arada değerlendirilmelidir. Satışlar artarken stoklar azalmış ya da daha yavaş artmışsa veya stoklar satışlardan daha hızlı azalış eğilimindeyse. Nedenleri: 1. Stok maliyetlerinde düşüş. 2. Satılan malların yerine yenisinin konulma güçlüğü veya imkansızlığı. 3. Tutulacak stok konusunda şirket politikasında değişiklik, daha az stokla çalışmayı benimsemesi. 4. Üretim çeşitlerinin azalması. 5. Stok değerlendirme ölçüsünde değişiklik. Stokları değerlendirmenin çeşitli yöntemleri vardır. O değerlendirme yöntemini değiştirmiş olabilir şirket. Başka bir yöntemle değerlendirmeye geçmiş olabilir. Bunları nerede görüyoruz? Dipnotlarında arkadaşlar. Dipnotları son derece önemlidir. Okuyun. 6. Daha etkin bir stok kontrolü yapılması, stok kalemleri arasında denge sağlanması. Bunları öğrendiğinizde arkadaşlar şirketin zayıf yönlerini, yapması gereken o noksanlar doğrultusunda nasıl bir dahaki bilanço dönemlerinde hareket etmeleri gerektiği konusunda da tavsiye ve önerileriniz oluşacak. Yazılımlarınızda sorular var. O sorulara siz cevap vereceksiniz. 7. Stoklarda değer kayıplığı, değer düşüklüğü, değer düşüş karşılığı ayrılması. Bakın dipnotlarda bulacağınız şeyler. Satış koşullarının müşteriler lehine değiştirilmesi, vadeli, peşin, özel ödeme, iskonto, kampanya gibi satışları artırma politikası gütmüş olabilir. Stoklarda artış ya da satış artışından daha hızlı stoklarda artış söz konusuysa, yani stokların artışı satışların artışından daha hızlıysa, bir stok maliyetinin yükselmesi, satış zorluğu, şirketin emniyet stokunu artırması, 4. Fiyat satış artışlarının etkisinden korunma, 5. Şirketin etkin bir stok politikasının olmaması. 6. Satış kabiliyetini yitirmiş malların stoklarda gösterilmesi. Yani demode olmuş, efendim kullanım süresi geçmiş, tüketim süresi geçmiş malların, atıl olan malların stoklarda gösterilmesi. 7. Daha yüksek maliyet bedeli veren stok değerleme yöntemi. Yani stok değerleme yönteminde daha yüksek maliyet gösteren yöntemi de benimsemiş olabilir. 8. Sipariş avanslarının artması, dip bilgilerde, ek bilgilerde, dipnotlarda bulacağınız bilgi. Tedarik politikalarında değişiklik, büyük parti mal alımları gibi nedenlerle. Şirketler yüksek fiyat beklentisi ile piyasa veya bayilerine mal vermeyi yavaşlatabilirler. Yani ucuzdan bayilerine veya piyasaya mal verimini yavaşlatabilirler. 10 tane isteyene 2 tane verebilirler. Veya erteleyebilirler.
Mamul stokları bilinçli olarak artırabilirler. Ticari alacaklardaki artış hızının satışlardaki artış hızından daha yavaş olması ya da ticari alacakların satışlardan hızlı azalması. Bakalım şirketimize. Ticari alacaklar %92 artarken satışlarımız ne yapmış? %82 artmış. Yani ticari alacaklarımız satışlarımızın üzerinde bir hız kazanmış. Burada bizimkine göre tam tersi. Bakalım ne olmuş, neden öyle olurmuş? Bir, şirketin tahsilat servisinin etkili şekilde izlemesi ve çalışması. Yani tahsilat servisi alacaklarını sıkı takipte ve tahsil ediyor. İki, satışlar büyük kısmını peşin yapılması. Kredi satışlarının satış hacminde azalması. Peşin satış oranının artırılması, vadelerin kısaltılması. Müşterilerin iskonto ile peşin ödemeye özendirilmesi, şirketin alacak senetlerinin satılması ya da iskonto ettirilmesi, yabancı para alacaklarında kur düşüşü beklentisi ile alacak tahsilatlarının hızlandırılması. Yani şirket, bizde bu koşul tam tersine gelişmiş, gerçekleşmiş. Menderes model şirketimizde. Yani bizde model şirketimizdeki oluşma şu, ticari alacaklardaki artış hızının satışlardaki artış hızından daha yüksek olması ya da ticari alacakların satışlardan hızlı artması. Yukarıdaki sıralanan maddelerin tam tersi geçerli olabilir. Yani Menderes Tekstil, tahsilat servisi daha etkili, çalışmalı ve ticari alacaklarını yakından daha iyi takip etmeli. Satışların büyük kısmı peşin yapılması yapmamış kredili satışlara özen göstermiş gibi gibi arkadaşlar. Evet, geldik işletme sermayesi. Dönen varlıklarda brüt işletme sermayesinde değişiklik, brüt işletme yani dönen varlıklardaki değişiklik. İnceleme döneminde şirketin işletme sermayesinin azalması ya da artması, satış hasılatındaki artış ya da azalışla ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artış veya azalışla birlikte incelenmeli, değerlendirilmelidir. Bakın arkadaşlar, son derece önemli. Bakın, bunları hiçbir yerde bulmanız mümkün değil. İnceleme döneminde şirketin işletme sermayesinin azalması ya da artması, satış hasılatındaki artış ya da azalışla ve kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artış veya azalışla birlikte incelenmeli, değerlendirilmeli. Yani üçü bir arada değerlendirilir. İşletme sermayesindeki azalış, satış hasılatındaki azalıştan daha hızlıysa ya da işletme sermayesindeki artış, satış hasılatı artışından daha yavaşsa, bu gelişme işletme sermayesi devir hızını artırdığından olumlu gelişmedir. Şirketler özellikle finansman giderlerinin yüksek olduğu dönemlerde brüt işletme sermayesi devir hızının artmasına, satışlara göre daha az işletme sermayesiyle faaliyetlerini sürdürmeye özen gösterirler. İşletme sermayesi incelenirken dönen varlıkların yapısında likidite riski ve işletme sermayesi yönetimi açısından dikkate alınmalıdır. Yani şunu söylüyorum. İşletme sermayesi likidite açısından artış kaydederken aynı zamanda da şirketin likidite
Risk durumu gözden muhakkak kaçırılmamalı, takip edilmelidir. Evet, brüt işletme sermayesi likidite oranını artırırken işletmenin likiditeleri azalmakta ve olması gereken sınırların cari oran en az 2 olmalı. 1. Likidite oranı en az 1 olmalı. 0,50. Yani olması gereken değerlerin altında kaldığından şirket likidite riski içermiyor. İşte söylediğim burada bu. İşletme sermayesi incelenirken dönen varlıkların yapısında likidite riski ve işletme sermayesi yönetimi açısından dikkate alınmalıdır. Bu aynı zamanda hem şirketi yönetenler için dikkate alınmalıdır, hem borsada hisse senedi yatırımı yapacak olan yatırımcılar için de dikkate alınmalıdır. Brüt işletme sermayesi genellikle kısa vadeli yabancı kaynaklarla fonlandığından, yani şunu diyorum. Brüt işletme sermayesi şu, yani şu kısım genellikle kısa vadeli borçlarla fonlanır. Dönen varlıklardaki değişiklik kısa vadeli borçlardaki değişiklikle birlikte incelenmelidir. Dönen varlıkların kısa vadeli borçlardan daha hızlı artması veya kısa vadeli borçlardan daha yavaş azalması cari oranı yükselttiğinden likidite yönetimi açısından olumlu gelişmedir. Bakalım. Kısa vadeli borçlar %93, yaklaşık %93 oranında artarken işletme sermayesi %79 kısa vadeli borç artışının altında bir artış kaydettiğinden, bu cari oranı etkilediğinden cari oran azalmıştır. Niçin cari oran azalmış? Kısa vadeli borç artışı işletme sermayesi artışından daha hızlı gerçekleştiğinden. Analist dönen varlıkların likiditesinin yanı sıra finansman kaynaklarına da dikkate almalıdır. Bakın arkadaşlar, şimdi gelelim borçlar kısmına. Şirketin kısa vadeli yabancı kaynakları finansal borçların ağırlığından mı kaynaklanmakta? Kısa vadeli borçlarda, kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artış finansal borçlarından mı kaynaklanmakta, yoksa ticari borçlarındaki artıştan mı kaynaklanmakta? Bakın çok önemli arkadaşlar. Kısa vadeli borçlar finansal borçların artışından kaynaklanıyorsa bu olağan değildir. Fakat kısa vadedeki borç artışı ticari borçlanmadan ötürü ise bu spontane gelişen ticari faaliyet içerisindeki normal bir süreçtir. Bakalım. Bakın, finansal, net finansal borçları %52 oranında ve oldukça yüksek, yani bir şirketin net finansal borçlarının %52 gibi bir oranda artışı yüksek bir orandır. Ticari borçlarına bakıyoruz. Bakın, %60,5 ticari borçları artarken finansal borçları %110 oranında. Burada söylediğim bu. Analist dönen varlıkların, yani brüt işletme sermayesinin likiditesinin yanı sıra finansman kaynaklarını da dikkate almalı. Şirketin kısa vadeli yabancı kaynakları
ticari borçlarından oluşuyorsa, iş hacmine bağlı olarak spontane olarak ticari borçlar kısa vadeli borçlar içerisindeki payı artar. Dolayısıyla dönen varlıkların likiditesinin artması ve ana finansman kaynağının ticari borçlar olması nedeniyle cari oranda düşüş olumsuz olarak değerlendirilmez. Şu çok önemli. Yani bakarsınız likit cari oran azalmış ama cari oranı azaltan ticari borçların artışından kaynaklanan yabancı kısa vadeli yabancı kaynakların artışından kaynaklanıyorsa cari orandaki düşüşü olumsuz olarak değerlendirmeyin. Evet arkadaşlar, bunu ne yapıyoruz? Bakın şöyle alıyoruz yazılıma sahip olan arkadaşlar. Bunları 3-5 kere okuyup şirketler üzerinde değerlendirirken kopyala diyoruz. Bu otomatikman bu işleri öğreneceksiniz ve yarı bir finans mühendisi olacaksınız. Geliyorsunuz şuraya. Sağ tıklayıp üzerinde yeni not ekle diyorsunuz. Sonra buraya yapıştır deyin. Şöyle de açıp bu şekilde bunları okuyarak bilançolarınızı değerlendirirken hem uygulayacaksınız hem uygularken öğreneceksiniz ve daha bilinçli, daha sağlıklı şirket değerlendirmesi yapacaksınız. Geldik finansal yatırımlarda. Yani mali duran varlık değişiklikleri. Artık duran varlık kısmına geçtik. Yani finansal yatırımlar arkadaşlar. Onu da kopyalayalım. Hemen oraya. Bunu bir başka eğitim videosunda anlatalım arkadaşlar. Burada bitirmiş olalım dönen varlıkları işletme sermayesi bölümünü. Bunu bir başka model şirkette yapalım. Menderes'in ikinci bölümünde, ikinci eğitim videosu değil, artık finansal analiz olarak değerlendirelim. Önce bir önceki yılki performansını inceleyelim çeyrek çeyrek. Nasıl bir performans izlemiş ve sonra en son 2022'nin ilk çeyreği bilançosunu analizini yapalım. Görüşmek üzere. Herkese iyi kazançlar.